Atamızın aramızdan ayrılışının 85. yılında özlemle alıyorum. Vallahi film izleyip incelemeyi çok özlemişim. David Fincher'ın yeni filmi Netflix'e gelince hiç beklemeden sizin için izleyip spoilersız bir şekilde açıkladım. Ayrıca eğer filmleri, dizileri seviyorsanız ve gönüllü bir şekilde bana yardımcı olmak isterseniz lütfen açıklama kısmındaki Discord linkine tıklayıp bana ulaşın. Hadi bekletmeden videoya geçelim. Yapımı filmin yönetmen koltuğunda David Fincher bulunuyor. Başrolünde ise ünlü oyuncu Michael Fassbender var. Tilda Swinton da yardımcı oyuncu olarak ona eşlik ediyor. Konusundan başlamak gerekirse bir kiralık katil işine takıntılı hale gelmiş. Kendini işine o kadar veriyordur ki artık neredeyse bu alanda mükemmeldir. Ne kadar mükemmeliyetçi olsa da eninde sonunda insan olduğu için o da hata yapıyor ve hatasından sonra tüm dünyası karışıyor. Tekrardan hayatının direksiyonunu eline alıp intikam almaya başlayacak. Yapımda izlediğimiz şey çok mu farklı diyecek olursanız ne yazık ki yanıtım hayır olur. Çünkü bu film tam bir klasik kiralık katil filmi. Sadece David Fincher yönetmenliğinde izliyoruz. O kadar. O da koltuğunun hakkını bize gösterdikleriyle veriyor gerçek. Fakat yapımın içinde ilgi çekici bir şey maalesef yok. En azından bir tane bu tarz bir film izlediyseniz olayları baştan sona kabaca çok rahat tahmin edebilirsiniz. Peki bu filmde ne var diye sorarsanız İlk diyebileceğim şey gerçeklik olur. Buna özenildiği çok belli. Ya araştırmalarını çok iyi bir şekilde yapmışlar ya da bunun için uzman bir danışman tutuldu. Filmin en güçlü yanı bu gerçeklik yanı olmuş. Yani gerçekten böyle bir katilin olabileceğini anlıyorsunuz sizler. Olsaydı kesinlikle böyle olurdu diyorsunuz. İkinci diyebileceğim şey ise katilin iç sesi. Bu başka filmlerde yapılmamış bir şey mi? Hayır, yapılmış bir şey. Fakat katilimizin yani Michael Fassbender abimizin oynadığı karakterin o kadar az dışından konuştuğu repliği vardı ki buna karşın sürekli iç sesini dinliyordu. Bu ilginçti. Tabii Michael abimin sesinin de karizması ayrı. Bu da çok iyi bir silah olarak yerinde kullanılmış. Tilda Swinton'ın karakteri ise bana sorarsanız çok komik hikaye anlatıyor. Belki filmin içindeki tek komik yer buydu. Hiç beklemiyordum. Kahkaha attı. Sizi filmin içinde tutmak için küçük küçük gerilimler, küçük küçük aksiyonlar veriyorlar. Ama bunlar ne yazık ki sürükleyiciliği sağlamıyor. Sadece sizi diri tutuyor o kadar. Filmi bitirebilmenizi sağlıyor. Tabii David Fincher gibi büyük bir yönetmen olunca ister istemez önceki filmleriyle yeni yaptığı filmleri karşılaştırıyorsun. İstemeyerek söylüyorum ama önceki filmlerin yanında bu film kocaman bir sıfır. Bence David abim Cem Yılmaz'ın yaptığı gibi eski işlerinden yani iyi yaptığı işlerden bağımsız olarak farklı bir iş yapmayı denemiş. Fakat olmadı. En azından benim için olmadı. Sonuç olarak bu filmi kesinlikle izlemenizi tavsiye etmiyorum. İzlediğime pişman değilim fakat böyle olduğunu bilsem ve bu videoyu sizin için yapmayacak olsam kesinlikle izlemezdim. Eğer çoktan bu filmi izlediyseniz sizin için yapacak bir şeyim ne yazık ki yok. Fakat lütfen bu film hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazın. Eğer sen bu filmi izlemediysen ve seni zaman kaybından kurtardıysam beğeni atmadan geçme. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanaldaki diğer videolara göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.